Evet, merhaba arkadaşlar, ben Anıl. Bugün sizlerle beraber Trackmania 2020 ile karşınızdayım. Yani Trackmania'yı size nasıl tanıtsam diye düşünüyorum ama aslına bakarsanız çok düz baktığımızda bir yarış oyunu. Ama birazcık daha bunu platform öğeleriyle birleştirilmiş çok tatlı, çok eğlenceli, manyak güzel bir oyun. Çok eski bir oyundur aslında, hani önceki oyunları bayağı geçmiş yıllara dayanır ama Ubisoft tekrardan Trackmania'yı 2020'ye tekrardan güncelleştirerek çıkardı. Üstelik ücretsiz. Şu anda Uplay'den girip indirebilirsiniz. Hatta 1.5 GB gibi bir boyutu var. Deneyip görebilirsiniz. Ben de indirdim, merak ediyorum. Trackmania'yı çok severim. Çok keyif alarak oynamışımdır zamanında. Dedim madem deneyeceğiz beraber bir deneyelim. Bir el şöyle bir girdim, bakalım drop oluyor mu falan fişran diye video için. Çok bir şey anlamadım arayüzlerinden. Multiplayer'ı var. Bildiğim kadarıyla split screen'de var. Denemedim ama galiba var. Araştırmadım, tam bilgim yok. Onun dışında harita editörümüz varmış. Bu oyundaki harita editörleri manyak, çok iyi haritalar yapıyorlar. Siz de belki eğer bu yaratıcılık kafanız o kısmı çalışıyorsa girip bakın, çünkü gerçekten çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Onun dışında burada yerel var, kulüp oluşturabiliyoruz vesaire. Bu aralar hiç girmiyorum, yalnız oynayacağım zaten. Multiplayer oynayabiliyorsunuz canlı kısmından, bir de solo bölümler yapabiliyorsunuz. Antrenman, Summer 2020 ve günün pisti vesaire buradan seçiyoruz. Bilmiyorum, direkt Summer 2020 diyeyim. 1-2 yarış atıp bir şey edeceğiz. Amacım size birazcık Trackmania'yı tanıtmak. Trackmania'yı muhtemelen çoğunuz bilmiyordur. O yüzden Trackmania'yı bir görün istedim. Multiplayer falan da var. Multiplayer oyuncuları da sever. Çok büyük bir rekabet var. Şimdi bir solo girelim. Zaten anlayacaksınız. Uçmalı kaçmalı çok iyi bir oyun. Bence şöyle bir gözünüz takılsın. Rakiplere karşı oynayalım çünkü ranked yani, evet. Oyunun şeyleri çok kolay, oldukça basit kontrolleri. Sağ sol yapıyorsunuz falan fişan ama şöyle bir durum var. Oyunun pist tasarımları, arabanın kayma mekaniği olsun, hızlanma mekaniği olsun, ivme şeyleri olsun, hepsi tekrardan güncelleştirilmiş. Önceki oynadığım oyunlardan çok daha zor ve gerçekçi bir deneyim. Gerçekçi demeyelim, arcade bir oyun sonuçta ama çok daha eğlenceli olduğunu söyleyebilirim. Ha, ben kötü oynarım. Size böyle müthiş bir seyir zevki sunamayacağım ama şöyle bir durum var. İnternette Trackmania'nın böyle müthiş fantastik şeylerini izlerseniz onlar size gerçekten büyük keyifler verecektir. Onlara bir bakın. Tamam, sonraki harita deneyim. Bir iki tane solo harita yapalım. Bu arada haritaların hepsi bu kadar kısa değil. Çok uzun haritalarda olabiliyor. Böyle sizi delirtebilen oluyor ya da çok uzun süren olabiliyor. Direkt sadece dümdüz gittiğiniz haritalar oluyor. Hani sadece ileri tuşuna basıyorsunuz, geri kalanı harita sizin için hallediyor. Ve gerçekten sizin becerinizin hani kullanmanız gerektiği bir oyun oluyor, bölüm oluyor. Böyle şeyler var. Rakipler olsun bu arada, rakipler hoşuma gidiyor. Kendimi yalnız hissetmiyorum, böyle değişik problemlerim var. Evet, aynen öyle. Başlayalım bakalım. Hop hop hop, man. Tamam. Ooo. Yani mekaniklere alışmak kolay ama hani öğrenmesi kolay, ustalaşması zordur diyorlar ya. Virajları anlamak, freni nerede yapacaksınız, onu nerede yapacaksınız falan düşünmek yorucu. Checkpointlerimiz var, bir de şöyle bir şey eklenmiş. Uçarsam şimdi göstereceğim. Şöyle arabanın tekerlekleri açılıp, ben nereye uçtum ya? Sürmesi çok eğlenceli. Haritadan uçtuk. Şöyle silme tuşuna basarak geri alabiliyoruz. Ne yapmak lazımdı ki burada? Ben gaza geldim biraz. Ya çok uçarsanız arabanın lastikleri şey, bu Back to the Future'daki araba gibi böyle içine falan göçüp uçuyorsunuz. Öyle şeyler çok tatlı. Neyse, hadi bir bölüm daha yapalım, sonra multiplayer'i göstereceğim. Multiplayer çok eğlenceli. Yani dedim ki böyle bedava olması çok iyi. Zamanında para verip de almıştım. Hiç pişman değildim. Bedava oynamak çok iyi. Standard Edition, bilmem ne Edition, Medition var ama Edition'ları sallayın. Bir girin, hani özellikle hiç bakmadıysanız mekaniklerin bir tadına bakın. Öyle çok da hani para vermek için çıldıracağınızı zannetmiyorum. Eğer bağımlısı olmazsanız, çok bağımlılık yapabilir. Böyle çünkü bir bakmışsınız, bütün haritaları böyle bilmem kaç saatte bitirmişsiniz ve hani şey olabilirsiniz. Daha fazla harita verin. Daha fazla harita. Bunun yüzünden de işte yok onun pesi, yok bunun pesi alırsınız. O yüzden ben her zaman free to play oyunlardan uzak durmaya çalışıyorum. Abi adam gibi al 60 dolarını, kaç dolar istiyorsan uğraştırma biz de. İşte oyun güzel ama bir deneyin yani. İşte free to play olmasında öyle böyle güzel bir avantajı oluyor. Deneyebiliyorsunuz. Bu arada hem buz şeyi var. Buz zemin, toprak zemin. Ben burada tek elim burada ama sadece ok tuşlarını kullanmak yeterli en azından bu harita için.
Yani bronzumuzu aldık. Ben kötü oyuncuyum birazcık, zaten biliyorsunuz beni artık. O yüzden çıkalım bakalım, şöyle canlı diyelim. Summer 2020'den artık bulalım bakalım. Evet. Bir saniye. Heh, tekrar. Evet, millet çok güzel bir şekilde eğleniyor. Evet, tabii ki de multiplayer bazen sıkıntılı olabilir tabii insanlar, ama normalde Trackmania'nın oyuncuları iyidir. Yani hani böyle çok fazla burada girerken yarışamadım ya. Neyse. Trackmania'nın şeyleri, oyuncuları genellikle iyidir. Ama free to play olunca bir güvence şey demiyoruz. Evet, 58. olmuşuz. Yine de sonuncu değiliz. İnşallah bu arkadaki müziklerden telif yemeyiz. Müzikler güzel ya, gaz veriyor. Yalnız ben size bir türlü şey gösteremedim. Multiplayer gösteremedim. Tamam, giriyoruz. Hadi bakalım. Değişik bir harita. Chat disabled for starter access. Aa, bir sürü şey kesmişler ama. Yok kulüplere katılamıyorsunuz. Yok şey, hani çok para koparmaya çalışıyorsun Ubisoft, ama yok. Bizden para çıkmaz. Biz yok. Aa, nasıl, ay. Ay, çok kötü geçtiler. Zamana karşı bir yarış olduğu için yani en ufak bir freninizde bile şey kaybedebiliyorsunuz. Nedir onun ismi? Her şeyinizi kaybedebiliyorsunuz. Birinci misiniz? Gittiniz. Sonuncu bile olabilirsiniz. Öyle bir durum bu. Bir simülatör yarışı değil ama bir hani arcade yarış olarak bence vermesi gerekenini fazla veriyor. Fazla bir şekilde veriyor diyeceğim. Ben nereye uçtum ya? Ha. Abi uçtun. Çok komik görüntüler çıkıyor aynı zamanda. Böyle özellikle multiplayer girmenizi tavsiye ediyorum. Siz giderken yarışırken bir yanınızda biri laps diye takla atmaya başlıyor falan. Yani bilmiyorum, başkasının takla atmasından keyif almanız biraz sıkıntılı olabilir ama oyun bu, o yüzden şey etmeyin. Buradan bu şekilde gidelim. Bakın bu mesela uzun bir pistmiş. Havada fren yapabiliyorsunuz, biliyorsunuz değil mi? Bunu da unutmayın ha. Uçarsınız. Uçarsınız. Vallahi uçarsınız. Evet, uçmayın. Böyle uçmayın. Uçun ama bu şekilde uçmak hoş değil yani. Allah, gidiyor. Evet arkadaşlar. Gerçekten harika bir oyuncu olduğumu size daha önceden de söylemiştim. Neyse, ikinci defasında. Bir de şöyle bir durum var. Sürekli kendini tekrar ediyor pistler. Hani bitirdikten sonra mesela böyle oturup izlemiyorsunuz. Sürekli tekrar oynayıp böyle derecenizi yükseltebiliyorsunuz. Onu da, o da çok güzel bir şey aslında. Bak bitirdim. Mesela şu an pisti daha iyi biliyorum. Hemen bastım şeye. Backspace'e bastım. Silme tuşuna bastım ve hemen en baştan oynuyorum. Şu an oyunculuk izliyorsunuz. Hazır mısınız? Hatta şu elimi de buraya koyayım. Şu an oyunculuk izliyorsunuz. Arkham Man var orada. Ay, Arkham Man'e gözüm takıldı. Adam Batman. Ne yapayım Batman karşında? Neyse dur. Oyunculuk geliyor. İzleyin. Dıştan içe, içten dışa, anladınız mı? Buna biz yarış taktiği diyoruz. Yo, neden hakkında en ufak fikrim yok. Ama işte bir şey. Herkes öyle yapıyor. Wow, Allah. Hayır, gitme güzeldik. Çok güzel. FR04'ü geçeceğim. FR04. Bittin oğlum. Bekle. Ecelin geliyor. Abi kamerayı indir. Allah, kamerayı indir. Okey. Tamam. Biraz heyecan yaptım, kusura bakmayın. Böyle şeylerde ben çok gaz yapıyorum. Gaz oluyorum. Bir şey oluyor işte, anladınız siz. Anam. Dayılar selamlar. Bu arada yolun dışına çıkınca araba çok pis yavaşlıyor. Değişik bir mekaniği var onun da. Yani onları öğrenmeden işler biraz karışıyor ama dediğim gibi alışması ve oynaması çok keyifli. Şöyle 15'te ağzını kırayım, ne oluyor? Tabii arada böyle şeyler olabilir. Uçtum. Ah! Ama 54, 55. Aa, geri sarınca zamanınız geri sarılmıyor. Lanet olsun. Çok kötü. Aa, ve bitiyor. 1,5 dakikamız kaldı. Lanet olsun. Ya birazcık şey gibi tabii, biraz uyuşturucu gibi. Çok alıştırabilirsiniz ama dediğim gibi böyle arada bir, hani özellikle yandan bir şey izlerken, dinlerken falan tüketebileceğiniz güzel bir oyun bence. Bu çok büyük şanssızlık ama. Bu çok büyük şanssızlık. Çok da büyük ayıp yani, o kaktüse gidip gerçekten tekrar ve tekrar oynayınca daha iyi oynarım zannettim ama rezillik oldu. Boş verin, siz benim videoda olduğuma verin. O zaten oynadıkça sürüyor. Bu arada ikinci oynayışım falan video ile beraber. Daha iyisini yaptık mı bari? Yok, daha kötüsünü yaptık. Evet. Trackmania 2020 Uplay'den bedava bir şekilde indirebilirsiniz. Reklam falan yapmıyorum ama birazcık öyle oldu. Çünkü bu oyunu bilmeyen çok insan var piyasada. Şu kamerayı falan değiştirebilirim. Evet, kamera açılarıyla falan da oynayabiliyoruz bu numpad tuşlarıyla. Evet, burada gerçekten bunları söyleseydim keşke. Videonun sonuna saklamak kötü olur. FPS çok güzel olur ya. FPS böyle kusa kusa oynarsınız. Bunu kesinlikle deneyin.
Ya zaten o videonun amacı oydu aslında. Normalde Trackmania falan video çekmeyecektim ama dedim ki hani Trackmania güzel oyun ve birçoğunuz bilmiyor. Bilin. Güzel oyun. Tanıttım. Mutluyum. Umarım bir denersiniz. Hadi bakalım şu D-pad'le. Hadi uçuyorum ben. Aa, serbest kameraya mı geçtim? Nasıl? Ha, bitti. Bitti. Ne oluyor lan? Neyse arkadaşlar, o zaman şimdi benden bu kadar. Deneyin, bence güzel oyun. Hoşça kalın.